Herkese hoş geldiniz. Bugün benimle beraber çok yakın bir arkadaşım var. Uğur Derin Dondurucu. Niye beraber biliyor musunuz? Çünkü bugün size derin dondurucu nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl daha kolay kullanabilirsiniz? Nasıl faydalanabilirsiniz? Ve nasıl doğru kullanabilirsiniz? Göstereceğim. O zaman hadi hemen başlıyoruz. Madde 1. Deri dondurucu daha verimli bir soğuk yaratmak için dolu dolu kullanması gerekir. Ne kadar dolu olursan o kadar güzel soğutur. Madde 2. Biliyorsunuz ki deri dondurucu çok soğuk olduğu için içinde buzlanabiliyor. O için seni en azından bir kere iyice her yerde temizleyin. Hatta deri dondurucu nasıl temizlediğini sorarsanız bütün içindeki malzemeleri şokladıktan sonra başka bir yer alabiliyorsunuz. İçinde iyice temizliyorsunuz. Sonra bütün çıkarttığınız malzemeler yeniden içinde doldurabiliyorsunuz. Hatta bunu yaparsanız enerji tasarruf ediyorsunuz. Tasarruf ediyorsunuz. Ya anladınız ya. Kesinlikle çıkmıyor ya başka bir iş. Ya asla poşetsiz koymayın. Tamam işte. Üçüncü madde. Asla ama asla poşetsiz ürünlere derin dondurucu koyulmaz. Ve asla içindeki hava bırakmayın. Dördüncü madde. Madde 4. Anladınız. Şimdi bütün ürünleri poşetlediniz yani derin dondurucu içinde koymak için. Asla unutmayın üstünde bir etiket de takması gerekir. Ve üzerine koyduğunuzu tarih yazın. Bu çok önemli çünkü biliyorsunuz ki derin dondurucu içinde malzemeler uzun bir dönem için saklanıyor. Ve belki sonra unutabiliyorsunuz. Beşinci madde. İlk giren, ilk çıkan. Yani ne demek üstündeki tarih yazdınız ya, o için ne zaman bir malzemeler kullanmak istiyorsunuz, daha önce koyduğu malzemeler önce kullanın. O için zaten ilk giren, ilk çıkan. Altıncı madde. Marketten aldığın ürünleri son kullanma tarihi unutmayın. Hatta yazabiliyorsunuz, oradan takip edebiliyorsunuz. Yedinci madde. Sebze ve meyve ilgili. Koymadan önce iyice yıkaması gerekir ve çürük bir parça varsa içinde koymamı tercih ederiz. uğur.com.tr web sitenden bütün detayı alabiliyorsun. Madde 8. Etleri kuralları. Et, balık ve tavuk asla aynı rafta koymayın. En azından çok yakın koymayın. En fazla 6 ay saklayın. 9. madde benim favorimden biri çünkü şoklama ilgili. Şoklama nedir? Bir ürünü kaynak su içinde atıyorsunuz. Bundan sonra hemen bir şok vermek için, bir stres vermek için soğuk su içinde bırakıyorsunuz. Sonra iyice kurutuyorsunuz ve derin dondurucu içinde atabiliyorsunuz. Yani Jules'e göre bir kişi olsun, tek porsiyonlu poşet olsun, çok büyük bir aile olsun, ona göre bir gramaj olur. 10. madde çözdürmek. İşte biz çözdük yani. Çünkü bazı ürünleri siz de Uğur derin dondurucundan direkt çıkarak ve pişirebiliyorsunuz. Mesela taze makarna gibi. Ama bazı ürünleri mesela et gibi deep freeze'den çıkarak buzdolabı koyuyorsunuz. Orada yavaşta çözecek ve bundan sonra pişirebiliyorsunuz. Çok önemli bir konu. Hiçbir gıdayı doldurulduktan sonra, çözdükten sonra asla doldurulmaz. Son bilgi, bu çok mutlu olacaksınız çünkü bütün Uğur deri dondurucundan elektrik kesersen 15 saatte kuracak. O için korkmayın. Kuralları bu, artık bahane yok, hepsi doğru doğru anlattı. Türkçe biraz böyle ama anladınız zaten. Daha fazla bilgi ama almak isterseniz uğur.com.tr'den alabiliyorsunuz. Veya bana mesaj yazın, ben sizi seve cevaplayacağım ya, ayıp ediyorsunuz. Abone olun, like edin, görüşürüz. Ciao. Uğur deri dondurucu. Uğur deri dondurucu. Uğur deri dondurucu. Thank you.